Kurtuluştayız. Darbe söylentileri yine dolaşımda. Hükümet sistemine yönelik değişiklik içeren Cumhurbaşkanlığı teklifinin meclise sunulmasıyla birlikte terör saldırıları arttı, darbe söylentileri yeniden ayyuka çıktı. Halep'in tahliyesi üzerinden yeni bir kaos dalgası sınırlarımızı dövmeye başladı. Hükümet ülkeyi bu kaos ve gerilim sürecinden geçirerek sakin limanlara yaklaştırabilecek mi? kolay değil elbet. Türkiye'nin ekonomik ve siyasi istikrarı, toplumsal huzuru uzun süredir koçbaşı olarak kullandıkları terör örgütleriyle bozulmaya çalışılıyor. PKK, TAK, DAEŞ, DHKPC gibi terör örgütlerine FETÖ mihmandarlık yapıyor. Bu terör unsurlarının arkasında tartışmasız ki batı var. Niyetleri gizli değil. Türkiye'nin ayağındaki prangalardan kurtulup yoluna devam etmesini ve kendi iradesinin inisiyatifini almasını engellemek istiyorlar. Amerika ve Avrupa ile olan ilişkilerimizin bozulmasının sebebi de bu. Stratejik müttefik dediğimiz Amerika terör örgütü PKK PYD'nin hamiliğini üstlenerek Türkiye'nin de bunu sineye çekmesini bekledi. Ankara bir süre alttan aldığı Amerika'nın bu politikadan vazgeçeceğini düşündü ama Amerika işi terör örgütünü silahlandırarak yeni bir devletin sınırlarını çizmeye vardırdı. Cumhurbaşkanı Amerika'nın bu politikasına isyan ederken karşısında Avrupa'yı buldu. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği gibi siyasi kurumlar terör örgütüne arka çıkarak Türkiye'ye karşı desteklemeye koyuldu. PKK Türkiye'ye dönük kanlı saldırılar düzenleyen bir örgüt olmasaydı kuşkusuz Amerika ve AB'nin bu örgüte sunduğu desteğe anlam vermek zor olmazdı. Fakat tarihin en büyük terör eylemlerini sergileyen kanlı bir örgüt söz konusu olmasına rağmen ne Amerika ne Avrupa PKK PYD'ye destek vermekten vazgeçti. PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar sebebiyle Avrupa, Türkiye ile ilişkilerini dondurma kararı aldı. Türk vatandaşlarını vuran her kanlı saldırıda, Batı'nın PKK'ya olan desteği azalmadığı gibi Türkiye ile ilişkilerinde de ilerleme sağlanmıyor. Türkiye'nin Rusya ile daha yakın ilişkiler geliştirmekten başka çaresi var mıydı gerçekten? Türk-Rus yakınlaşması üzerinden şimdi de yeni darbe senaryoları yazılmaya başlandı. Amerika ve Avrupa'nın 15 Temmuz'u desteklediğinden şüphe yok. Olası bir askeri darbeyi kışkırtmaktan geri duracakları da söylenemez. Türk-Rus yakınlaşması darbe için koşulların olgunlaştığı anlamına gelmiyor mu zaten? Canlı bomba saldırıları ve bu saldırılara eşlik eden algı operasyonlarına bakılırsa darbe tehdidini hükümetin tepesinde daha uzun süre demokrasinin kılıcı gibi sallandırarak korku salmaya devam edecekler. Hükümet bu psikolojik harp oyunlarına kanmadan, tuzağa düşmeden bildiği yoldan devam etmeli. Ne dışarıdan ne içeriden gelen tehditlere kulak asmalı. Yalnızca önüne bakmalı. Vesayete son noktayı koyacak sistem değişikliğini, Cumhurbaşkanlığı sistemini bir an önce tamamına erdirmeli. Yoksa Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmeden taşlar yerli yerine oturmayacak. Yahut Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmemesi için bazı taşlar yerinden sökülmek istenecek. Kurtuluştayız akşam.